nasılsınız? İyi, sen? İyiyim, teşekkürler. Nasıl hareketler yapıyorsun orada öyle böyle daha şöyle? Daha fazlasını yapacağım. Duram yok ki. Ya kızla bir halay çekelim mi ya artık? Ne diyorsunuz? Hem de Aslı burada hazır. Yani şeyde dedik yani. Bir halay çekelim mi? Açalım o zaman müziği. Tek taşı bana verirsin. Bilmiyorum demiyorum. Evet. Konseptimi söylüyorum. Boşa yaptım. Ne olur söyle. Tamam. Genç kaynana. Kayınvalidem ve Murat Ölüç'ün kadınlar matinesine gidiyoruz. Fırfırlara da selam. Senin bir de kayınvaliden mi var bu halde? Var. Sen kayınvalide gibisin. O da genç. Evet. Bugüne kadar en beğendiğim kombin. Evet. Dün birlikteydik Aslı'yla. Yani böyle dükkandan son çıkacağımız dakika zorla güzel bir... Bunu ben seçtim bu arada. Hayır, elbise mı? Değil. İçine korsa aldık bütün mayo gibi. Artık son dakika hala diyor ki biraz böyle yapıyor. İyi diyor, seksi şeyleri almadım ama dedi korsayı alayım. Ben fantezi seçiyorum ama basic seçiyorum. Zorla aldım ama çok güzel. Elimden bıraktırdım. Çok iyi oldu bu detayı bize paylaştı. Hala iplimişli şeyler bak. Hadi gel. Geldim. Bacakları çok güzel gözüküyor. Thank you. Aslı. Merhaba. Aslı. Aslı. Suçiyeni taktın, korse giydi, toparladı. İki beden daha korseyi küçük görünüyorsun. Ama... Küçüldü. Resmi küçüldü. Elbisenin çok beğendi. Çok teşekkürler. Yakıştı. İkizler. Siyah opak çorap. Yani bugün hakikaten vücuduna göre teşekkür giydin. Teşekkür ederim. Dinledin. Evet. Çalıştın gibi geldi bana. Çok çalıştım bu hafta. Vatkaya bile asla taktın, uyumadım. Evime hırsız girdi. Evde o kadar yoktum. Allah'tan iki köpek var. Ay, İyi görünüyorsun. Ya. İyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Beni hiç şaşırttın bugün. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk Aslı. Beni sakın bir daha öyle bir şeye dahil etme. Tamam. Burada her şey burada. Sakın. Her şey burada. Delil o. Ay ne olacak? Halay en güzel delil. Bir şey ya. Aslında bilene güzel. Ben bilmiyorum. Sen beni aradığın güzel. Sen beni aradığında, sen beni aradığında delil o çalacak artık. Saçmaladın iyice. Aslında benim de yanında oturuyorsun. Bütün halay tarzındaki öğretim sana. Her evet, şeye. Evet şey. Bana. Kız sen daha dün geldiğinde nereden biliyorsun halay tarzını? Hakkıyla yapma. Karadeniz'in tut, şeyde tut, her şey ne varsa. Bir de halay yok yavrum. Helal. Baksana kadın Sırp tabii kol bastı var. Helal sana vallahi tabii, helal. Bravo. Sırp şeyde kültür içinde de halay var çok. Onun için. Kol bastı. Yapış. Helal. Şimdi sana gelince. Evet. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Size oynadım bugün. İkizler. Tam diyorum ki ne güzel derli toplu gelmiş. O kameralara o hareketleri yapmadan duramıyorsun. Neyi? Ne yaptım ki? Hiç farkında değilim. Bir öpücükler bir şey. Hiç farkında değilim, işlemiş derli artık. Derli toplu geliyorsun ama neyse. Hep tamam. Flört ediyor tabii, kamerayla. Kafayı onunla bozmuş.
şimdi o geçen gün bir böyle sınırdan ya da bir kameraman da mı aşık acaba? Evet. Aslında bir kameraman da mı aşık acaba? Ben altıya oynuyor. Altı mı oynuyorsun? Hep bir altıya oynuyor. Gösterebilir miyiz altıyı? Yok yok istemem. Yani. Ben çekerim bak. Ben kamera seviyorum. Vallahi kameraman da yoksa kamera mı kamera seviyorsun? Kamera seviyorum ay. Belli değil. Sende ne kameralar vardı ne kameralar. Öğreneceğiz. Seni gerçekten bugün ilk defa bu kadar değerli toplu, kibar, zarif. Ona göre daha böyle hanım hanımcık. Hanım hanımcık. Böyle gördüğüm için en azından haftalar sonra bu şekilde. Evet, iki kere potaya girdikten sonra. Aynen. Sen işte diyorum ya ipten aldık ya seni. Gerçekten evet, hiç istemiyordum. Bir şekilde bir enerjin bana iyi geliyor bu şeyde yarışmada. O yüzden kesinlikle senin gitmeni istememiştim. Eksikliğim belli olur benim çok. Yok. O yüzden bu hafta çabaladığın için sana ben de teşekkür etmek istiyorum. Sen. Gayet güzel. Gayet güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Aşkım sen beni hiç duymuyor musun? Allah kahretsin seni. Yorum yaptın. Kadın bir saat yorum yaptı. Hiç farkında değil. Halaydan sonra Hakan Bey'de falan devrini. Şekerim düşük şu an. Çok keşke sonra gel. Şimdi gerçekten bugüne kadar geldiğin güzel bir kadın görüyorum ben karşımda. Şişman olabilir ama güzel bir kadın görüyorum karşımda. Ama kötünün iyisi. Buyurun puanlarınız. Evet. Bu kadar da abartamayacağım. Şaşırttın beni. Aslı. Teşekkür ederim. 7. 6. Teşekkürler. 6. Teşekkür ederim Aysun. Hakan Bey'in dediği yere... Hoş geldiniz. Neredesiniz ya? Bu kıyafete giremem. Toparlasaydın biraz ya. Vallahi bu kadar toparlanıyor İvan Hanım. Biri Han'da, biri Van'da. Birisi Man'da. Van. Ama yok küçük duruyor bence. Hayır bak, böyle big size gotik bu kadar oluyor İvan Hanım. Big size gotik bu kadar oluyor. Biraz aynı yani de toparlasaydın daha iyi dururdu. Neyse. Aynaya bakma şansım olmadı çok. Şimdi Hakan'ın dediği haricinde Hakan senin için bir konsept buldu ama sen nereye gidiyorsun? Evet, ben oraya gitmiyordum. Ben gerçekten Kadıköy'de çok var gotik tarzı. Rex'in orada. Orada alışveriş yapıyorum arkadaşlarımla. Evet var mı? Güzel, çok lady gibisin ya. Ama gerçekleri biliyoruz hepimiz. Gözlüğünü bir çıkarıp yorumlar mısın? Çok çirkin ve basit duruyor. Neden? Çok ayıp. Gotik'in daha kalitelisini yapabilirdi. Evet. Yani o ayakkabılarla ayağına giydiğin çorap o kadar alakasız ve saçma gözüküyor ki. Çok kötü gözüküyor. En azından bari düz çorap giyseydin o ayakkabıların altına. File değil de çok karışık göstermiş. Kıyafetinde bilemedim, beğenemedim. Makyajın da aynı şekilde. Kötü gözüküyorsun. Var mı cevabı? Yok bir cevabım. Neden? Ben olmak çünkü gotiklerin çok zaten öyle dikkat ettiklerini sanmıyorum. Bu fazlalığa. Ama burası silikon. Yok kaliteli görüntü olayına katılıyorum. Fakat benim onlar kadar kostüm bulma imkanım yok. Kostüm bulmadım ki ben. Hepsini ki bu kostümcüden alınmış. Ay kostüm bulmuş demedim ki. Onlar dedim. Ay kostüm giymiş demedim yani. Sen konuşabilir miyim? Sen alışverişe çıktın. Evet. Bunları konsept uyguladın değil mi? Zamanla yazık. Teşekkür ederim. Alışverişe gittiği zaman... Çok kırıcı oluyorsunuz ama ben çok üzülüyorum bir şeyler söyleyeceğiz. Özür dilerim Aslı'cığım. Önemli değil. Melis, ben bir şey merak ediyorum. Evet. Parçaları nasıl bir araya getirdin? Ne ayakkabı, ne çorabın, ne eldivenin, ne üstündeki, ne o makyaj korkunçsun. Teşekkür ederim.
Ben böyle bir makyaj bilmiyorum bu tipte. Gel böyle. Gotik böyle. Aa, modernci. Punk olabilir, gotik olabilir. Merhaba. Benden geldin sen. Merhaba. Hakan tekrar... başlayacak zannettim ama gülmeye başladı. Şeyle krizini geçiriyor. Evet. Onu da biraz zamanı verelim çünkü kendine gelmek hakikaten zaman ihtiyacı var. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Helga. Ne bileyim ne gerçekten. Yani gotik bir prenses var mı bilmiyorum. O hiç yok. Gotik bir prenses. Bak o çok ben değilim. Çok gotik teyze galiba. Evet, gotik teyze. Şeyde eldivenler. Yüzüklerde ve şeyde gotik punk çoraplar. Yani kullanabilirsin normal hayatında. Çok gotik durumunda değil. Ayakkabı hiç de gotik değil. Kostüm değil mi? Tamamen. Gerçekten. Yani kostüm bira fest. Bira ay, fest. Ay ucuz bira. Yani, bitli bohem, bitli bohem birası. Çantanın zaten şeyde bu konsepte, bu tarz çanta böyle bir kıyafette. Onun mesela içinde ne çıkacak, ne var içinde o kadar kalın kalın görünüyor. Ne koydu merak ediyorum. Cenni koymuş belki yo, takarım ne diye. Ne bulduysam koydum. Ver göreceğim. Ayrı ki bana gelmiş. Böyle açılabilecek bir şey değil. Yani yedek tişörtüm var bakayım, başka bakayım, aldı. Bakayım. Ama o kadar kocaman sanki yastık soktun bakayım. İçinde. Bir bakayım. İşte sütyen diyorum ya. Sütyen keşke burada taksaydım. Bu vardı. O ne? Diğer seçeneği. Diğer seçeneği. Evet. Keşke bunu giyseydin ya. Bakayım. Bana. Ama var çok araştırdım. Bakayım başka. Orada bütün seçenekler orada herhalde. Biz de bir yok, görelim. Başka seçenek yok. Herhalde 3 tane kobi çıkar çantada. Yok valla başka seçenek yok. Bakayım poşetim var. Cips var. Korsan var. Onu da görüyorum ya. Korsan var. Korse tamam. Hayır reklam olmasın. Ay bana donum onu çıkar. Donum olmaz. Dedi çıkar, bizi çıkar. Hayır. Yavrum güzel bir şey. Kızlar bunu merak ediyorlar. Arkadaşlar. Hakan Bey de çok psikolojik. Tebrik ediyorum sana bak. Yemin ediyorum ben bunu söylüyordum. Paçalıdan bayılırım. Bunu bilmeli. Hayır istemiyorum bu kadarını. Kullandın sen bunu? Ya, ciddi istemiyorum. Bu çok doğru. Kullanıyorum yeni. Ama çok sevmiyorum. Herkes de kullanmalı. Neden? Ben de niye ne olacak ki? Evet bir de bu arada. Yavrum bu siz kullanmak zorundasınız. Bir şey soracağım. Ama bu korse sevmiyorum. Aşkım niye yaparsın şu ama şu anda? Sıstasız bir aldım zaten. Sevmiyorum bana seksi gelmiyor. İşte bu yüzden mi diyecektim? Tam evet, diyecektim de hani burada mesela pembe bir dantel çıkarsaydık olacaktı. Evet hoşuma giderdi. Bak paçalı don gibi korsi çıkardık gidip, olmadı. Sen de gidip paçalı don gibisi de almışsın. Bunun ama, neleri var? Ama yok yok onu toparlamak anca bu toparlanabilir. Tamam, hayır bir şey söyleyeceğim. Bu daha brief gibi olanlarını alabilir. Daha ince kumaşta da var. İç bacağı toplaması için. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Marks Spencer'da varsa ya. Ben sana başka bir şey göstereceğim. Marks Spencer'da çok güzelleri var. Siyah, ince. Tabii. Çok güzel. Ya her yerde var. Böyle korsajlı neler var. Bu arada niye utanıyorsun? Ben pantajımda kendimi gidiyorum. Ha sen şu kılık, şu kılıktan utanmadın da ondan mı utandın? Eftalya geç. Canım yani bunu kullanmak lazım senin. Onun için bak çanta bile... Çanta içinde olmayacak, senin üstünde olacak. Ne aşkım sen zaten eşoman da gitsen seksisin o dudaklar bunlar onlar her şey maşallah. Ama onu görünce olmadım sanki. Onu asla. Giymiyorum. Zaten giymedin. Ya ben zaten bana mı benimle konuşuyorum? Lütfen. Ya ben zaten çok bildiğim bir tarz benim de değil Aslan Hanım inanın hiç değil. Gotik ne bulduysam bildim. Ama sen benim kafamı daha da karıştırdın ya. Ya sen... Ama karışık kullanıyorlar gördüm. Ya burada herkes karışık da sen bir farklı duruyorsun. Ben anlamadım neden. Ya gerçekten gotik hani... hangi parça varsa kullandım çünkü. Fake piercing'ine kadar kullandım. A kıyafet nerede gotikli? Gotik bluzlu değil mi bu parçalar? O gotik değil ya. O gotik kullanmıyor ya. Allah aşkına. Gayet kullanıyorlar. Dantel, tül, işte şimdi file bu, çorap. Işte Ivana, bunları biliyorum. Ivana dedi ama... ya bira fest. Bu gotiğin şey... Fakir yorumu o. Tamam işte Kadıköy değil. Fakir yorumu bak zengin yorumu orada Gizem. Oturuyor. Aynen, bak gotik zengini. Gotik zengin bir evet. Şeydir zaten. Evet. Hani gotik'in bu en fas fakir haliyle bir sen gelebilirdin herhalde buraya. Sen çok yapıyorsun güzel yani gotik'in şey. En sevdiğim şey benim. Benim ne gotik şovlarım var. Hakan ben sana bırakıyorum sen yorumla. Aşkım ben daha ne diyeyim seni. Ben sana puan verelim bence. Ben susayım parmaklarım konuşsun. Dün sana çok yüksek vermiştim. 6. Çok yüksek. Hani parçaları 3. Tutturdum da o kadar yani. 3 teşekkürler. Çünkü totalde iyi görmüyorum seni. Bak o donları üstünde görmek istiyorum tamam mı?
2. Teşekkür ederim. Ne kadar şık olduğunu buradan anla işte. Senin hak edişin, bu kılıkta hak edişin o şarkıydı işte. Değildi bence. Değildi. Valla sen güzel çıkınca mi? Bize neşe söyle, veriyor. Söyle güzel. Ne olursa olsun. Enerji yükseliyor direkt. Çeşme'de güzel bir villam var. Yardımcıların bir sofra hazırlamış. Misafirleri gelecek Safiye Soyman gibi duruyor. Safiye Soyman değil mi? Ya Safiye'cim öpüyoruz bu arada. Seviyoruz seni tabii ki. Çok bozuldun, neden? Ya çünkü başka bir şey keşke açsanız bir daha yürüsem, o neydi? Onu çağırmayacaklar zaten. Evet ama yapamadım istediğimi. Tamam başka bir şey açalım, bir daha yürüsün. Kız ne yapacaktın? Hadi bir daha yürü. Tamam bir daha, kızı niye aklını yiyorsunuz? Haydi. Hiç yakışmıyor, yakışmadı o iş bana. Lütfen yani. Allah'ım ya. Şok oldum zaten, rengim soğudu. Kim yedi hakkını biliyor musun? Kim yediyse o dinlesin evinde. Oh olsun. Lütfen. Ben niye buradayım? Ben neden buradayım? Aa niye geri oturdun? Feda çıkmak istiyor. Prenses sen geliyorsun. Mango. Memnun musun? Evet. Oldu mu? Oldu, teşekkürler. Lütfen bir daha olmaz. Bak bak, suratı hemen yerine geldi. Niye böyle bir şey yaptınız? Kim yaptı bu kıza bunu ya? Neden? Sen yaptın sen. Bak canım canım. Teşekkür ederim. Marco Gotik Polo. Ağustukelerimle ve kafamdakiyle aşk yaşıyorum. Teşekkürler, satayım Safiye, sana. Safiye ne diyorsun? Safiye ne diyorsun? Satayım sana Bülent'cim. Bağırmıyorum yapmak size. Ay. O ayakkabıların çok kötü. O yüzden terlik istedin ama benim olmaz. Olduğunu bilmiyordun galiba. Terbiyesizlik yapmayın. Bak, bakın lütfen yani yorum yaptığı zaman da gözüne bak lütfen. Ay, böyle ay o ay bir tarafına konuşuyor. Safiye Aslı, buraya baksana yorum Aslı, yapıyorum. Biraz Aslı. Daha üstüme gelse onu çok kötü patlatsın. Aslı ama dön. Yani dön ve patlat olmaz. O zaman. Hadi patlat. Dön. Buyurun bot takipçili Aygül Hanım. Dinliyorum. Aa. Bot takipçili mi? Bu bilgiye zaten nereden sahipsin? Zaten ben burada kendim söyledim. Çünkü görüşmeye geldiğinde 400 mü 4000 mi neydi? Bir anda 40 bine kendini. Çıktı da bir gece içinde. Ne, hayır benim iki tane hesabım var. İki hesabımla karıştırdım. Yok ben galiba, iyi bir stalkerım. Sen hiç merak etme. Sadece arkadaşlarımın olduğu, Egemen'den iki sosyal medya hesabımın olduğu tatlım. Egemen bu kadar mı fanımsın ya? Bu ay, kadar yaraştırdığına göre. Bu kadar çirkinliğine bakmamak için siyah gözlüğü taktım ama neyse. O kafamdaki korkunç böyle... Bakamıyorum, yorum daha yapamıyorum. Bir de ceket giymişsin o elbisenin üstüne. O kadar berbat gözüküyorsun ki. Çantayla, benim ayakkabıyla, alçatı. Bak bak. Böyle. Evet, evet, ay. Evet. Evet. Hakan Bey hoşuna gidiyor. Patlattı seni. Devam edelim. Beni patlatmadı ki, kıskançlığından böyle şeyler yapıyor. İyi bir fanımsın. Ama seni... engelleyeceğim. Benim fanım böyle olamaz. Benim fanlarım böyle giyinemez. Bence sen ya fanlarına ay, daha iyi örnek olarak büyüklerine bağırmamayı öğrenmelisin. Ben çok merak ettim valla. Bir söyler misin bana ay, ne senin Özaz. Şeyin? Ya. Ay Özaz. Bu arada yeni jenerasyon ayı örnek alıyorsa bağırışlarını almasın. Tarzını alabilir. Onu İkinci okay. Profil. İkinci ne? Ay Özaz. İki sesi var. Aa beni takip ediyorsun. Gel 50 bakalım. Bin mi takipçin şu mu? 48.8. Kız her hafta 10.000 mi alıyorsun? Nereden? Nereden diyor, pazardan. Gel şöyle. Haydi bakalım, bir yorum yapalım artık. Bu rezilliğin sebebi ne? Nedir bu rezilliğin sebebi? 5 yıldızlı bir otelde akşam yemeğine iniyorum. Alaçatı'da 5 yıldızlı otel var, The Stay Warehouse.
Siteye sen böyle giremezsin. Neden? Hayatım. Site 5 yıldızlı otel olarak geçmiyor, butik otel olarak geçiyor. 5 yıldızlı yazıyordu. Sen siteyi gördün mü hiç? Fotoğraflarını gördüm. O fotoğraflara böyle mi gidiyorsun? Ben hiç Alaçatı'ya gitmedim bu arada. Aşkım. Daha çok Antalya, Bodrum'a gidip sen otele kapatıyorum kendimi. Var. Yok, Antalya veya Bodrum'da oteli kendimi kapatıp içip havuza girip tekrar içip yine havuza giriyorum. Tatil anlayışım bu. Evet. Parayı veriyorum, kapatıyorum diyorsun. Kumburgaz'da da oturduğum için çok sorun olmuyor. Gerçekten bak buradan üstüne bayıldım. O kafana bağladığın şeye, makyajına, saçının rengi. Küpelerin korkunç, çok iyi duruyor. Berbat bir elbise. Asla giymemen gereken bir elbise. O ayakkabı, o penye elbisenin altına, o beyaz deri ayakkabısı. Kız sen ne yapıyorsun? Korkunç bir ayakkabı ve asla değiştirememişler sana. Ben söyledim ama. Söyledim ben, kötü ayakkabılarından emin değilim. Kötü dedim. Rezil! Uğurkan bak, Uğurkan bile. It's not mine. Uğurkan bile söylemiş, düşün. Kendisi de bir silikonu değil. Söyler Uğurkan'cı tabii ki. Niye ben Urkan'ı mı kıskanıyorum acaba? Sürekli Urkan'a geçiriyorum. Olabilir. Aa, sonuç elimi tersine bir çarparım. Rezilsin. O kafayla. Beni kime hatırlattın biliyor musun? Safiye mi diyeceksin? Rahmetli Nur Yerlitaş. Aa, çok evet. Severim. Ay, çok. Nur içine yattın. Cennet olsun. Bayılır onu çok balardı yani. Böyle. Çok yapardı. Kızlara da çok tavsiye evet, ederdi. Evet, babamla da eskiden tanışıklığı vardı. Mekanı cennet olsun. Aa, evet. Aynen. İşte ama devamı getirmedin. Bu da sürekli yalan söylüyor. Bağlama şeydi şekilli. Ne diyor ya Allah aşkına. Sen de tavsiye ediyorum. Rahmetli Nur da şeyde evet. Önce zayıflamadan önce böyle evet. Bir kilolu bak, Nur kilolu bir kadın. Onun tarzını gör. Evet. Ne yaptığını, evet. Ne giydiğini. Sadece elini değil kıyafetlerini. Bağladığından, küpe taktığında, makyaj yaptığında, ruju boyadığında nasıl görünüyordu? Tavsiyem bir bak. Ona göre tekrarla bir şey istersen Nur'un bence tarzını. De. Biraz Nur'u örnek alabilirsin. Evet. Çok doğru bir şey oldu örnek. Başka bir şey görmüyorum maalesef. Çok çok... Elbise mi kötü? Rezil. Rezil elbise. Şimdi toplu kadınlar bu dezen giyemez. Daha sakin, düz. Ve bu renkleri de giyemez. Bir de şey, evde kalmış görümce gibi değiller mi ikisi? Evet, aynı mağazadan almışlar i̇kisi zaten kim be? Elbiseyi. İkinci kim? Kim olabilir? Funda. Funda. Ya ben vallahi benim yeni sezonum, ben çok beğendim, çok mutluyum. Hep de giyeceğim. O elbiseyi mi çok kullanıyorsun? Kimono çok kullanıyorum. Ya duvar perde gibi ya. Normalde. Duvar perde gibi. Bu tamamen duvar. Sen de yapmadın mı şeyde tasarımları duvar perdede Hakan? Duvar perde gibi değil mi? Duvar kağıt. Duvar kağıt gibi. Şey diyeceğim. Kimonoyu bir kere yaptım. İçine iç çamaşır var mı? Evet, iç çamaşır var, korse var. Ben ilk defa of, bu bravo, arada bravo. Vücuduna uygun bir bak, elbise giydiğini bak. Görüyorum. Çünkü korse ve sütyen yaptı. Son iki, son iki ya da son üç. Oturdu. Hem sütyen takmış hem korse giymiş. Evet. Yani her şey ortaya... Suratını ve makyajını da ilk defa bu kadar sade ve güzel görüyorum. Gerçekten. Elbise tek lens renk yok. Olsaydı lens daha iyi yok olurdu. Şu an. Parları da yok. Bitmiş miydi pardon? Yok yok. Gerçekten Alaçatı varmış bu sezonda. Yani Alaçatı ile alakan bak, yok bu arada. Bahane yok. Şato'da büyüyen Brezilyalı prenses. Şato'da da böyle giyiniyordu galiba. Çünkü çocuk olmadı. Yalan söylüyor. Nur Yeltaş hanımefendiyle hani baban tanışıklığı varmış ya. Evet. Yalan babamı söylüyorsun. Getireyim. Yok tanımıyorsun. Bak canımı çok sıkıyorsun. Benimle muhatap olma. Sürekli yalan söylüyorsun. Benimle muhatap olma. Niye hiçbir şeyim yalan mısın? Değil. Yalan söylüyorsun. Git ya, bot takipçiler. Şato'da büyüdüğünü söylüyorsun. Muhatap ama olma benimle. Şato'da büyüdüğünü söylüyorsun. Zoruna gitti çünkü. Seni patlatmam zoruna gitti. Patlatacak bir şeyin yok ki. Ay. Puanları vereceğiz. Hadi biz, ben kendim burada boş oturuyoruz zaten. Belli. Boş oturuyoruz, saygısızsınız, tamamen saygısızsınız. Biz de burada oturuyoruz, konuşuyoruz, yorum yapıyoruz, siz de kavga yapıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Babama bile karışıyor arkadaşlar. Tamam sonra gidin yani, kulisinde istediğiniz yapın. İki. Zaten 45 dakika izliyoruz. Teşekkürler. Evet, korkarak... Korkarak yarının konseptini açıklıyorum ve duydum ve neymiş? Değiştir, neymiş, değiştir. Neymiş, neymiş. Yarın oversize konseptimiz. Eyvah. Oh. Artık
Artık yarın sadece eşofman giyip gelirler diye düşünüyorum. Bakalım böyle mi gelecekler? Ben kendime güveniyorum. Bir anda kendime güveniyorum. Kesin mi? Gerçekten güveniyorum. E Buse nasıl göstereceksin? Ben yine bulurum bir çaresi. Sen sweatshirt'ın altına hiçbir şey giymezsin. İki gün toplamını söylüyorum puanların. 141 Elif'in takımı. Buse'nin takımı 86. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.